Merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün köyümdeyim. Önce şöyle kız kardeşimin bostanı var. Oraya girdim. Şunlar reyhanlar. Şöyle nane ekmiş. Biraz bostandan salatalık, domates falan toplayacağım. Taze fasulyeleri. Bu şekilde. Yine reyhan. Bu reyhan bizde çok kullanılıyor. Kurutulup yemeklerin içine özellikle kuru fasulye, nohuta çok fazla kullandığımız baharat. Maydanoz ekmiş. Şöyle soğanlara. Bunlardan biraz toplayacağım şimdi ben. Giderken evime götüreceğim. Bakın bunlar domatesler çok fazla büyümüş domatesler. İçlerinde biraz kızarmıyor, biraz geç ekmiş herhalde. Hepsi de yeşil şanslıma. Domatesleri çok güzel büyümüş. Buralar bu şekilde hep domates. Şöyle gösterdiğim şekilde. Bakın kocaman kocaman olmuş. Domates de çok fazla var üzerinde ama bir türlü kızarmıyor. Şimdi şurada küçük küçük cin biberleri var. Bu şekilde. Bunlardan da toplayıp küçük turşu yapacağım. Acı biber turşu yapacağım. Şunlar turşuluk biber. Bakın biberlere şöyle. Evet arkadaşlar, eve götürmek için bayağı şöyle küçük güzel topladım. Giderken şöyle küçük biberler topladım. Şimdi şu biraz büyük biberlerden toplayacağım. Cin biberleri. Şunlara biz cin biberi diyoruz. Bunların küçük kavanozda turşusunu yapıyorum ben. Çok güzel oluyor pilavla falan yemeye. Şekilde. Bunlar çok çabuk oluyor. Şöyle arsız bir bitki. Şu anda kız kardeşim de benim için peynir yapıyor. Şu büyük biberlerden toplayacağım biraz. Biberlerin cinsi çok güzel. Tam turşuluk biber. Kahvaltıda falan da yemesi inanılmaz güzel oluyor. Burada da acı biber varmış bakın. Şöyle. Buradan biraz da şöyle dolmalık biber toplayacağım. Çok fazla almayacağım. Dolmalık biber hiç evdekiler dolmayı pek sevmiyorlar. Bunları şöyle şuraya. Şuraya koyayım, sonra poşetleyeceğim. Poşetim kalmadı.
Dolmalık biber bu kadar yeterli. Bundan fazla almayacağım. Şimdi tam anlamda biraz salatalık toplayacağım. Daha önce ben biraz önce de bir poşet topladım. Büyük. Yine de ama salatalık bayağı var. Şöyle şunlardan biraz da bunlar da kızartmalık olarak dikmişler. Bu şekilde biraz da kızartmalık toplayacağım biber. Ondan sonra maydanoz, soğan hepsinden de alacağım sıra sıra. Şöyle şuralara atayım. Daha sonra yerden alıp poşete koyacağım. Evet, 4-5 çeşit biber dikmiş. Şuradaki domateslerin de hafif şöyle görünüyor mu bilmiyorum, kızarmışları var. O hafif kızartmışlardan seçerek evde kızar biraz götürmeyi düşünüyorum. Şuradan biraz birkaç tane de patlıcan alacağım. Şöyle. Bunları hep bir yerlere koydum, sonra daha sonra poşetleyeceğim bunları hep ayrı ayrı. Ay kopmadı. Bak patlıcanlara bir tane patlıcan üzerinden iki tane de kopardım bundan. 7-8 tane patlıcan var. Bunlar da fasulyeler. Yeni yeni fasulye vermeye başlamışlar ama ben bundan bir yemeklik şöyle yine de toplayacağım. Daha yeni yeni çiçek açmış. Yeni yeni fasulye vermeye başlamış. Fasulyeler. Fasulyelerin rengi kırmızı. Size oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama kırmızı renkte. Bazıları kopmak bilmiyor çekmeyle. Evet, şimdi sıra geldi şöyle maydanozlarım toplamaya. Bayağı büyümüş şöyle. Biraz maydanoz alacağım. Biraz şuradaki yeşil soğandan alacağım. Fasulyeleri topladım. Şöyle bir demet kadar da şöyle elimle, aslında bu makasla alınıyor da makası getirmeyi unutmuşum bostana. Şöyle bunları hep şöyle kenarlara koyuyorum. Toplayıp toplayıp sonra leğen veya poşet getirip onları tekrar alacağım. Burada da reyhanlar var. Şöyle tepelerinden biraz reyhan toplayacağım. Salatalara falan da yaşı çok güzel yakışıyor. Şimdi biraz da soğan toplayacağım. Şöyle yapraklarından alacağım soğanı. Köklerinden çıkarmayacağım. Çünkü bunlar böyle beklettim büyük. Şöyle Eylül'den sonra diplerindekiler baş soğan oluyor. O yüzden bunların yapraklarından koparıyoruz. Böyle yeşil yapraklarından. Bostanımız
Bunları şimdi poşetleyeceğim ve arabanın arkasına götüreceğim. Evet, ben bostandayken kız kardeşim böyle peynirleri koymuş. Bunlara biz süzek diyoruz. Bu şekilde süzeklere koymuş. Bunları süzdürecek. Üstüne taş koyacak. İyice suyunu sızıp sertleşince içinden çıkaracağız. Kendi suyu şu şekilde akıyor. Kendi suyunun içerisinde bir saat ocağın üstünde suyu kaynatacağız. Atacağız içine ve bu şekilde bir saat süzdükten sonra içinde bekletip iyice kendi suyunun içinde pişecek. İçinden çıkaracağız peynirleri. Burada da bu şekilde kayısıları var. Şu sarı sarı sizin marketlerden aldığınız kayısılar, bakın bu şekilde. Kayısıların çoğunu silkelemişler, bu şekilde yapımına geçmişler. Evet, köyden eve geldim. Köyden getirdiklerim. Bu şekilde yağlarım. Şöyle kız kardeşim göstermiştim, köy peyniri yaptı. Taze taze hemen aldım geldim. Bunu ben daha tuzlayacağım. Tuzda bekletip burada kaynar suda kaynatıp bir tane şöyle bidonun içine basacağım. Kaşar gibi olacak. Bizim köyümüzün peyniri. Bu şekilde de lorunu çıkarmış. Peynir suyundan lor çıkarmış. Bu şekilde bu çökelek gibi oluyor. Lor onu da bıraktı. Lorun da içine. Şöyle dolmalık biber toplamıştım. Biber toplamıştım. Domates toplamıştım. Şöyle salatalık topladım. Şöyle maydanoz, reyhan, yeşil soğan, biraz patlıcan toplamıştım. Şöyle biraz kayısı çekirdeği getirdim. Şöyle yufka ekmek getirdim. 7-8 tane yufka ekmek suladım getirdim. Bu şekilde kayısı kompostosu. Şöyle bakın şöyle. Bu meyve suluk veyahut da bu şekilde de kapağı açıp da yeniyor. Şöyle 13 şişe kayısı kompostosu getirdim. Bunu kayınvalidem kendi yapıyor. Pul biber. Şöyle baharat karışımlı pul biber. Böyle bayağı var da şöyle bir kavanoz aldım ben. Biraz acı. Şuradan bizim tarhanamız var. Bu şekilde tarhana getirdim. Bu ince, bunun diş diş olanlar da oluyor. Bu ince tarhana, kırık tarhana. Bu daha küçük oğlum yediği için daha iyi yiyebiliyor. Kuru kuru yiyor bunu. Normalde çorbası oluyor da. Şöyle karpuz getirdim. Kavun getirdim. En son çıkışta hatırladım. Lut bayağı vardı. Evdekiler yemiyor. Bir tek ben yiyorum. Kendime birazcık böyle lut topladım. Evet, 2-3 gün köyde durdum. Getirdiklerim bunlar. Bostandan. Kız kardeşimin ineği var. İneklerinden.